Merhaba Medya. İngiltere'de toplam vaka sayısı 311 bine ulaştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi itibariyle 36. Hafta sonları hayatını kaybedenlerin sayısı istatistiklere tam yansımıyor. Dolayısıyla 36 çok düşük bir sayı olarak görülebilir ama bunun daha üstünde olduğunu biliyoruz. Bu hafta içi yükseliyor. Geçen hafta 150 ile 250 arasında günlük hayatını kaybedenlerin sayısı vardı. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı resmi sayılara göre 43.500. Bu sayının çok daha üstünde 60-65 bin civarında olduğunu biliyoruz. İngiltere'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra koronavirüsün ekonomiye yönelik etkileri de çok ağır. 9.2 milyon kişinin işini kaybettiği, 1.1 milyon iş yerinin sıkıntı yaşadığı ve devletten yardım istediği biliniyor. Toplam bu yardım taleplerinin 23 milyar doları bulduğu biliniyor. Dolayısıyla koronavirüsün etkileri devam ediyor ve İngiltere 4 Temmuz'dan itibaren önlemlerin gevşetilmesinde yeni bir aşamaya geçecek. O tarihte publar, barlar, restoranlar, kuaför salonları ve oteller açılacak. Buna doğru giderken, yani önlemlerin gevşetilmesine doğru giderken tehlike sinyalleri artıyor. İkinci dalga işaretleri artıyor. İlk işaret Leicester kentinden geldi. Bu kentte vaka sayılarındaki olağan dışı artış nedeniyle 4 Temmuz'daki önlemlerin gevşetilmesi kapsamına alınmayacağı ve yeni önlemler alınacağı belirtildi. 2987 vaka görülmüş Leicester kentinde salgının başlangıcından bu yana, ama bunun %29'u, yani 866 vaka, sadece son 2 haftada ortaya çıkmış. Dolayısıyla İngiltere'de Haziran ayı başından itibaren sıkı önlemlerden vazgeçilmişti. Okullar kısmi olarak açılmıştı. Toplu taşım maskeli zorunluluğuyla birlikte faaliyete geçmişti. Ve insanların bir araya gelişindeki kısıtlılıklar gevşetilmişti. Bütün bu kısıtlamaların gevşetilmesi ve 4 Temmuz'dan itibaren yeni bir aşamaya, neredeyse normal hayata dönme aşamasına gelinmesi bilim insanlarında kaygı yaratıyor. Bunlardan en önemlisi, İngiltere'de bilim kurulu üyesi Jeremy Farrar bir uyarıda bulundu hükümete ve İngiltere'nin bıçak sırtında olduğunu söyledi. Temmuz başında ve Haziran ayının son haftasında, yani içinde bulunduğumuz haftada ciddi bir enfeksiyonlarda artış olabileceğini söyledi. Çok hızla bu önlemler gevşetiliyor ve bu önlemlerin gevşetilmesi insanları çok rahat hareket etmeye sevk ediyor uyarısında bulunuyor Ferrer ve hükümetten önlemleri çeşitlendirmesini istiyor. İnsanların koronavirüsten kaynaklı kısıtlılık hallerinin kısmi olarak gevşetilebileceğini ama mevcut halin ikinci dalgayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Bunlar olurken hükümette bir güç savaşı yaşanıyor. Kabine sekreteri Mark Sedwill görevinden alındı ve dün akşam 6 civarında görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu yönde bir baskı vardı üzerinde. Bu neden önemli? Mark Sedwill kabine sekreteri, dediğimiz gibi, ve kabine sekreterliği İngiltere'de en üst düzey kamu görevlisi olmayı ifade ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra getirilmiş bir makam burası ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 12 kabine sekreteri eskitti İngiltere. Mark Sedwill bunlar içerisinde 2 yıl görevde kalan, yani en kısa süre görevde kalan kabine sekreteri oldu. Kabine sekreterini bir tür Türkiye'de eski müsteşarlık gibi düşünebiliriz ama hükümetin müsteşarı gibi düşünebiliriz. En üst kamu görevlisi ve bu anlamda çok ciddi görev ve yetkileri olan bir makam. Hükümetin bu kabine sekreterliği değişikliği şu anlama geliyor: Brexit taraftarlarının bürokraside güçlenmesini sağladı. Brexit taraftarları deyince de ilk akla gelen isimlerden biri Başbakan Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings. Dominic Cummings geçtiğimiz aylarda koronavirüs önlemlerine uymadığı ve ailesiyle birlikte ebeveynlerini ziyarete gittiği, bir tatil yöresinde gezdiği ortaya çıkmış. Kamuoyunda çok yoğun bir şekilde istifa etmesi baskısı yapılmasına rağmen hükümet sahip çıkmıştı. Ve alışıldık olmayan bir şekilde Dominic Cummings kamuoyu baskısına ve hükümetin anketlerde puan kaybetmesine rağmen görevde kalmıştı. İşte Cummings'in arkasında olduğu söylenen bu görev değişikliğiyle
Aralık ayındaki seçimlerden bu yana İngiltere'nin zirvedeki top 4 denilen kamu görevlileri içerisinde 3'ünü Brexit yanlarının ele geçirdiği belirtiliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı Sekreteri Philip Rotman istifa etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sekreteri de Eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı. Sadece Hazine Sekreteri Tom Scholar kaldı bunların içerisinde. Şimdi bundan sonra yerine gelecek ismin de Simon Case olduğu belirtiliyor. Simon Case geçen ay Boris Johnson tarafından Başbakanlık Sekreteri olarak göreve başlatılmıştı ve onun göreve başlatılmasının bu görevden almayla doğrudan bağlantısı olduğu belirtilmişti. Simon Case'in Brexit yanlısı olduğu ve bürokraside Brexit yanlılarının hakimiyetini pekiştireceği belirtiliyor. Demin koronavirüsün ekonomiye yönelik etkilerini konuşmuştuk. Önemli bir anket yayınlandı. Bu anket sendikalar, iş çevreleri, işveren kuruluşları, dini örgütler ve sivil kanaat önderleri arasında öne çıkan 350 kişiyle yapıldı. Yeni bir ekonomik düzen mesajı çıktı aslında bu anketten. Sadece konuşulan kişilerin %6'sı ekonominin eskisi gibi devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında kalan büyük bir çoğunluk %31 ekonomide büyük değişiklikler gerektiğini söylüyor. Bu değişikliklerin daha adil ve daha yeşil bir ekonomi düzeni, yani gelir dağılımının daha adil olduğu, eşitsizliklerin giderildiği ve çevreye duyarlı bir ekonomik sistem istiyorlar %31 konuşulan kişilerin. %28'i daha ılımlı ve yavaş bir değişim istiyorlar. %31'in radikal ve keskin bir değişim isteğine karşı sadece %6'sı konuşulan kişilerin %6'sı eski ekonomik düzenin devamından yana. %44'ü ise insanların ekonominin geleceğiyle ilgili karamsar oldukları açığa çıktı bu anketle. İyimser olanların, yani koronavirüs salgınından sonra ekonominin ayakları üstüne kalkabileceğini düşünenlerin oranı ise sadece %27. Ve yine bu katılımcıların %49'u, yani yarısı, salgının ekonomik eşitsizlikleri daha da kötü bir hale getirdiği görüşünde. Son olarak Başbakan Boris Johnson'ın ekonomiyi düzeltme planlarına değinelim. İngiliz ekonomisinde çok ciddi bir küçülme riski var. Bu küçülme riskinin kimi ekonomistler son 300 yılın en büyük küçülmesi olabileceğini söylüyorlar. İşte 1929 dünya ekonomik bunalımıyla kıyaslayanlar var. 2008'deki ekonomik krizi kat kat aşacak etkileri olacağını savunanlar var. Neticede ortada olan kesin bir şey var ki İngiltere diğer ülkeler gibi koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı etkiyle baş etmek zorunda. Ama daha önceki araştırmalar gösteriyor ki İngiltere'yi daha çok etkileyecek OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok etkilenen ülkeler arasında sayılıyor İngiltere. İşte Boris Johnson ekonomiyi ayağa kaldırmak için bizim hiç de yabancısı olmadığımız bir sektörü işaret etti. O da inşaat. Ülkede gerçekten de koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ve eğitim sisteminde ciddi aksaklıklar olduğu ortaya çıktı. Hem sağlık tesislerinin yetersizliği, sağlık personelinin yanı sıra hastanelerin kapasitesinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Hem de okulların açılması tartışması sırasında okulların küçük olduğu, kalabalık sınıflar olduğu ve işte okulların açılmasının salgının hızla yayılmasına neden olacağı için Eylül ayına bırakıldığı anlaşılmıştı. Dolayısıyla ciddi bir tesis sıkıntısı var buralarda ve Boris Johnson da ekonomik sıkıntıları aşabilmek için inşaat sektörüne ağırlık verileceğini ve önümüzdeki dönemde okul ve hastane inşaatları yoluyla ekonominin canlandırılabileceğini söylüyor medya. Kemal Göktaş, aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.